Herkese hayırlı günler diliyorum. Bugün sizlere mutfağımda 3 renkli un kurabiyesi tarifim var. Öncelikle malzemelerini söylemek istiyorum. 1 su bardağı nişasta, 1 su bardağı pudra şekeri, 1 çay bardağı sıvı yağ, çekilmiş şam fıstığı var, toz haline getirilmiş. Vanilya, sürme çikolata, un, tereyağı ve normal margarin yağı. İkisini karıştırıp yapacağım ben. Öncelikle tereyağımın hepsini kullanmayacağım. 250 gramlık yağın 200 gramını kullanacağım. 50 gramını ayırıyorum. İki farklı yağ kullanacağım. Siz isterseniz sadece tek bir yağdan da yapabilirsiniz. Fakat ben böyle ağır olmasın diye yaptım. Bunu yoğurma kabımın içerisine alıyorum, 200 gramını. Çok az bir şeydi. Arkasına normal margarin yağdan ilave ediyorum. Yani toplamda 250 gram margarin oldu. Daha sonra üzerine bir çay bardağı sıvı yağımı ilave ediyorum. Ve elimizin derecesiyle bunu güzelce cıvık bir kıvama gelene kadar yoğuruyorum. Görmüş olduğunuz gibi iyice erimeye başladı yağ. Ve arkasına nişastamı ilave ettim 1 su bardağı. Onu da şöyle bir elimle karıştırıyorum. Onun da arkasına 1 su bardağı pudra şekerimi ilave ettim. Bunları da güzelce karıştırıyoruz, iyice yediriyoruz hepsini. Görmüş olduğunuz gibi kremsi bir kıvama geldi. Şimdi çok güzel oldu gerçekten de. Böyle kar gibi rengi de çok güzel. Böyle koyu bir renk de değil, beyazımsı bir renk oldu. Arkasına vanilyamı ilave ediyorum. Her zaman söylüyorum, unumu şimdi koyuyorum. Unu her zaman eleyerek mutlaka koyarım ben. Çünkü elediğiniz zaman daha güzel bir sonuç alıyorsunuz. 4 su bardağı un, hepsini koydum. Diğer yarı kalan unumun hepsini de koyuyorum arkadaşlar. Yani toplamda 4 su bardağı un ilave ettim. Bunları hamurumu şöyle güzelce bir toparlıyorum. Tekrardan şöyle hamuru elimle toparlamaya geçiyorum. Eğer bu esnada hamurunuz yumuşak olursa tekrardan az bir şey unu ilave edebilirsiniz. Fakat görünüşte sanki iyi gelecek gibi. Herhalde koymayacağım fazla. Yani toplamda 4 su bardağı oldu. Bu şekilde iyi bir hamur yoğuruyoruz arkadaşlar. İyi bir kıvama gelmesi için kurabiye kıvamında olacak biliyorsunuz. Hamurun kıvamı o kadar güzel oldu ki anlatamam. Hani şu çocukların küçükken böyle oynadıkları oyun hamurları olur ya arkadaşlar. Aynı onun gibi oluyor gerçekten. Şöyle bakın yakından da göstereyim. Yumuşaklığı, dokusu, hamurun beyazlığı gerçekten çok güzel oldu. Tam elime alıp böyle şekil verebileceğim bir hamur oldu. Çok güzel oldu gerçekten de. Şimdi bu hamuru 3 parçaya ayırıyorum. Şimdi bu hamuru görmüş olduğunuz gibi 3 parçaya ayırdım. Bir tanesi böyle sade olacak. Bir tanesine çekilmiş fıstığı ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı kadar, 1,5 tatlı kaşığı kadar çekilmiş fıstık ilave ettim. Ve daha, bir öbürüne de şöyle bir tatlı kaşığı kadar çikolata ilave ediyorum. Sürme çikolatalardan. Yakından çekip göstereyim size. Bunları şimdi güzelce hepsini ayrı ayrı yoğuruyorum. Buna bir tatlı kaşığı az geldi arkadaşlar. İki tatlı kaşığı toplamda dolu dolu koydum. Çünkü anca rengini veriyor. Siz de mutlaka biraz taşmalı böyle olsun tepeleme olaraktan iki tatlı kaşığı ilave edin.
Bunları şöyle güzelce elimle yoğuruyorum. Ve burada ben dikkatinizi çekmek istiyorum. Kakao kullanmadım çikolatanın içerisine. Gerçekten çikolata kullandım. Kakao kullandığınız zaman o tadı vermiyor. Çok yapmacık bir tat alıyorsunuz ve gerçekten de yiyen beğenmiyor. Ama böyle gerçekten çikolata koyduğunuz zaman onun hakiki tadını, kurabiyenin tadını gerçekten de alıyorsunuz, hissediyorsunuz. Şimdi sırada fıstıklı olan var. Aynı şekilde yine fıstığı üzerine az gelirse içine tekrar birazdan koyacağım. Kıvamına göre bakacağım, ayarlayacağım onu. Gerçekten yaptığınız zaman 3 renkli, rengarenk bir kurabiye oluyor. Çok lezzetli, görüntüsüyle muhteşem, misafirlerinize sunabileceğiniz güzel bir kurabiye oluyor arkadaşlar. Bu fıstıklıya da toplamda 3 kaşık arkadaşlar, 3 tatlı kaşığı kadar fıstık ilave ettim. Yine 1 tatlı kaşığı az geldi, rengini fazla vermiyor. Böyle daha bir canlı bir renk oldu. Aynen siz de yaparken rengini ona göre ayarlayabilirsiniz. Fıstığını fazladan veya kakaoluysa kakaosunu fazladan, çikolatasını fazladan koyabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu 3 parçam hazır. Bunları şekil vermeye geçiyorum. Hamurları şöyle az bir şey, küçük yuvarlaklar halinde alıyorum. Elimin arasında yuvarlıyorum. Ve şöyle hafiften üstüne bastıraraktan şöyle görmüş olduğunuz gibi tepsiye hepsini diziyorum. Rengarenk oldu. Görüntüsü de gayetten hoş oldu arkadaşlar. Siz de böyle yapabilirsiniz veya tek sade renk istiyorsanız o şekilde de yapabilirsiniz. Ben böyle biraz fazla yapıp saklama kaplarına koyuyorum. Aniden bir misafir geldiği zaman gerçekten elinizin altında hazır yiyecek oluyor. Çok pratik oluyor. Aynı şekilde bu işlemi hepsi bitene kadar devam ediyorum. Arkadaşlar kurabiyelerim şöyle şekillerini verdim. Gerçekten görüntüsü de muhteşem oldu. Benim çok hoşuma gitti açıkçası. Şimdi bunun üzerine şekil vereceğim. Elimde şöyle mikserimin arka kısmı var. Bunu bayanlar daha iyi bilirler. Şu kısmıyla şekil vereceğim üzerlerine. Şöyle arka kısmıyla bastırıyorum üstüne. Ve böyle bir rüzgar gülü gibi şekil ortaya çıkıyor. Siz bunu isterseniz başka şekillerde de kullanabilirsiniz. Çatalla veya başka bir kalıplarla da isterseniz yapabilirsiniz. Ben bu şekilde yapmayı tercih ettim. Görüyorsunuz. Hepsine tek tek bu şekilde şekil veriyorum. Hem de yapması gayet de zevkli arkadaşlar. Keyifli bir kurabiye oluyor. Mutlaka sizler de yapın, deneyin. Herkesi tattırın, yesinler arkadaşlar. Şimdi bunu ben fırınımı ısıttım. 180 derecelik fırında alt üst ayarda, üzeri hafiften pembeleşinceye kadar çok kızarmayacak. 15-20 dakika kadar fırında pişireceğim ve alacağım arkadaşlar. Ve arkadaşlar kurabiyelerim pişti. Gerçekten de güzel oldular. Şöyle yakından çekip göstermek istiyorum sizlere. Evet, gayet lezzetli oldular. Şimdi bir tanesini tadına bakacağım ve test edeceğim inşallah. Şöyle kakaolusunu merak ettim açıkçası. Altı da güzel pişmiş. Üzeri de öyle. Hemen tadına bakıyorum sizin için. Kıyır kıyır olmuş arkadaşlar. Çok da lezzetli olmuş inanın. Mutlaka yapıp deneyin. Daha da sıcak hatta. Çok da lezzetli olmuş arkadaşlar. Size şöyle kırıp ne kadar taze olduğunu da göstereyim arkadaşlar. Yerken çikolatanın tadını gerçekten alıyorsunuz. Yani o kakao falan değil, gerçekten çikolata tadı geliyor. Bakın ne kadar dağılıyor. Tazeliğini bu şekilde de görebiliyorsunuz arkadaşlar.
Arkadaşlar, kurabiyelerim pişti, gerçekten de güzel oldular. Yanına da şöyle soğuk kahve yaptım kendime. İnşallah bir dahaki tariflerimde görüşmek üzere. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.